Merhaba sevgili dostlar. Bugün size ördek tüyü, çinekop çaparesi, bonos palamut çaparesi, 3 no arkadaşlar, 3 no VMC iğne. İğneye göre tüylerimizi ayırdıktan sonra arkadaşlar, bakın simimizi tüyün üzerine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Hafif bir düz durması için ıslatma yapıyoruz. Sonra iğnemizi alıyoruz arkadaşlar. İğne palamızı geçmeyecek şekilde ayarlıyoruz. Ve kösteğimizi alıp düzgün bir şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Çok hafif ıslatıyoruz ki buradan sarım yaparken arkadaşlar ne misinamız ne tüyümüz ne de simimiz dışarıda kalmasın diye tahmini 12-13 sefer çekildikten sonra bakın arkadaşlar sonra şimdi arkadaşlar bunu dibe kadar çekiyoruz. Nasıl durmasını istediğimiz şekilde ayarladıktan sonra son sıkım işlemini yapıyoruz. Ve buradaki fazlalık misinamızı kesiyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Sonra ben tam tüy boyutuna kadar ölçüyorum. Simimi buradan kesiyorum. Arkadaşlar. Çaparımız, iğnemiz hazır. Bakın. Burada hazırlar. Burada da var arkadaşlar. Bir de bakın arkadaşlar. Bunlar da istavrit için hazırlamış olduğum kösteklerim. Burada da yine 7 numara iğneye hazırlamış olduğum çinekop için ve iri istavrit için ördek tüyünden. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bakın size ben şimdi burada istavrit için hazırlamış olduğum 7 numara iğneye. Ben genelde istavrit ve çinekop için arkadaşlar, çinekop da alsın diye turuncu içine simler atıyorum ki biliyorsunuz çinekopu turuncu cezbeden bir renk olduğundan dolayı. Bakın arkadaşlar, bunlar da hazırlamış olduğum iğne boyutlarına göre ördek tüylerim. Bu da size 3 no 3 no iğneye VMC iğneye yapmış olduğum arkadaşlar kösteğim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Tekrardan görüşmek üzere.